İstanbul'a çok yakın olduğu için çok tercih edilen tatil mekanlarından birisi Sapanca. Sapanca'da da biliyorsunuz artık halkı, yerleşik halk bunu çok ciddi bir avantaja çevirdi. Hem yeşili hem maviyi iç içe görebileceğiniz, hem yerelliği tadabileceğiniz muhteşem yerler yaptılar. İşte onlardan bir tanesi olan Betahome'a geldim. Betahome'u diğer yerlerden ayıran en önemli özelliği göstereceğim ben şimdi size. Şef Doğan Anapa'nın restoranı olan Anapa Restoran var burada. Hem yerel unsurları kattığı hem de kendi dünya tecrübesini aktardığı bir restoran burası Doğan Şef'in. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka görüp istifade edebileceğiniz, hem kalabileceğiniz hem de restorandan istifade edebileceğinizi düşündüğüm bir yer. Betahome Sapanca ve Anapa Restoranı size mavi ile yeşili birleştiren bir yapısı olduğunu söylemiştim. İşte o güzelliklerden bir tanesinin önünden geçiyoruz. Şu an önünden geçtiğim bu sazlıkların arasında insanlar evlenme tekliflerini gerçekleştirebiliyorlarmış ya da çok önemli kutlamaları olduğu zaman. Şu an benim bu geçmiş olduğum küçük köprü kullanılıyor. Böyle etkinlikler için de değerlendirilebilir. Evet, bu sazlıkların arasında küçük balıkları, yusufçukları görmek mümkün. Ama sonrasında şöyle muhteşem bir yeşille maviyi buluşturan bir yere varıyorsunuz. Şef Doğan Anapay'da birlikteyiz. Sapanca Betahome'dayız. Şefim şu anda masada. Sizin özel spesiyallerinizi görüyoruz. Merhaba efendim. Bunların isimlerini bizimle paylaşmanızı rica edeyim mi? Şurada Akçakaya köyünden aldığımız nohutla yaptığımız bir humus var. Üstünde kırmızı biber turşu, zeytin salatası, kişniş limonu, ceviz, kızarmış nohut ve ayvalık zeytinyağı. Burada bir barbunya ezmesi. Üstünde çektirilmiş bamyanın sosu, domates, semizotu ve bamyanın kendisi var. Ve tosmel kıtırıyla servis ediyoruz. Hemen yan tarafta patateslerin. Patatesleri ince ince doğradıktan sonra krema, süt ve tuz karabiberle bekletip bunları üst üste bir kek yapıp fırınlıyoruz. Sonra kızartıyoruz. Altında bir mantar kreması var. Soğanlı, hafif beşamel soslu. Altına koyuyoruz. Üstüne patates. Üstüne de hendekten aldığımız isletle birlikte bir salsa halinde bir mantarımız var. Yanında domates çorbası vardı. O bitti. Domates çorbası, reyhanlı bir soğuk domates çorbası. Üstüne karpuz, peynir ve reyhan. Burada da patlıcan salatası var bildiğiniz. Limonlu. Üstüne kişnişli limonlu bir zeytinli labne var. Ve kavrulmuş çam fıstık var. Fesleğen kırıntıları bahçeden topladınız. Bu şekilde. Araka da vardı. O da galiba süpürülmüş. Evet. O da çörek otu yağına batırılmış kabağın kenarları. O bir kıtırlık sağlasın diye. Üstüne nane ve fıstıklı bir araka püresi. Tarakka'dan aldığımız enginar ve tuzlu fıstık. Ve naneler. Yani böyle bir naneli ekşili tuzlu bir tabak. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.